Herkese merhaba, Mimar Hanem kanalından sevgiler, ben Sena. Bugün size İstanbul'da bilinmesi gereken önemli tarihi yapılardan bahsedeceğim. İlk önce Ayasofya'dan başlayalım. Ayasofya, Bazilika planlı bir patrik katedraliydi. 1453'te İstanbul'un fethiyle Fatih Sultan tarafından camiye dönüştürüldü. Yine 1934'te Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürüldü ve en sonunda 2020 yılında müze statüsünün iptal edilmesiyle tekrar cami statüsü kazandırıldı. Ayasofya, mimari bakımdan merkezi planı birleştiren kubbeli bazilika tipinde bir yapı olup, kubbe geçişi ve taşıcı sistem özellikleriyle mimarlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak ele alınır. Binaya batı kısmında Bizans döneminde atrium denilen avlunun bulunduğu kapılar girilir. Buradaki dış nertekse açılan ana kapıdan girmeden önce solda görülen kalıntılar, Snyder tarafından sürdürülen kazılarda ortaya çıkarılmış ikinci Ayasofya'ya ait kalıntılardır. Ana kapıdan girilen ilk galeri dış narteks olarak adlandırılır. Çapraz tonoz örtülü 9 birimli bir galeridir. Burada da iç narteks denilen ikinci galeriye 5 kapı açılır. İç nartekste tavan mozaiklerle kaplıdır. Mozaiklerden sarı renkli parayanların yapımında altın kullanılmış. Duvarlar çeşitli ülkelerden ve Anadolu'nun çeşitli kentlerinden getirtilme dalgalı mermer levhalarla kaplıdır. Bu dalgalı mermer levhalar duvarlara sabitlenmeden önce ikiye kesilmiş ve duvarlara yan yan öyle sabitlenmiştir ki katlanıp mürekkeplenen bir kağıdın açıldığında gösterdiği gibi ilginç bir simetri gösterirler. Günümüzde içinde elektrik ampulleri olan yağ lambası avizeleri cami dönemine aittir. İç nartekse ana nefe yani ana salona 9 kapı açılır. Ana salona açılan ortadaki ana kapıya yalnızca imparatora mahsus olduğundan imparator kapısı adı verilir. Bu kapının üst kısmındaki duvarda 9. yüzyıldan kalma bir mozaik bulunur. Bu mozaikte ortada İsa, sağ madalyonda Cebrail, sol madalyonda Meryem görülür. Yine dediğimiz gibi 9 bölümlü bir dış narteksten 5 kapıyla iç nartekse, iç narteksten 9 kapıyla da ana bölüme, kutsal alana geçilir. Bu kutsal alan büyük kubbe, ana kubbenin altında olan kısımdır. Karşısında yarım kubbeyle örtülü bir apsis bulunur. Ve yanlarda yine narteksler ve koridorlar bulunur. Yine çıkış kısmında bulunan mozaikler. Kilise camiye dönüştürüldükten sonra mozaiklerden insan figürleri içerenler üstü sıvayla kaplanmış. Ve cami tekrar müzeye dönüştürüldüklerinde bu sıvalar çıkartılmış bir kısmı ve mozaikler yine gün yüzüne çıkartılmış. Günümüzde görülen Ayasofya binası aslında aynı yere 3. kez inşa edilen kilise olduğundan 3. Ayasofya olarak da bilinir. İlk iki kilise isyanlar sırasında yıkılmış. Dönemin en geniş kubbesi olan Ayasofya'nın merkezi kubbesi Bizans döneminde bir kez çökmüş. Mimar Sinan'ın binaya payandalar eklemesine itibaren de hiç çökmemiştir. Ne dediğimiz gibi bu yapı birçok kez depremlere maruz kalmış ve sürekli yenilenip restore edilmiş ve en son 994'te yeniden halka açılmış. Bu yangınlar sonrasında cami döneminde ise fethin sembolü olarak derhal Ayasofya kilisesi camiye dönüştürmüş Fatih Sultan tarafından ve ilk minaresi Fatih Sultan döneminde inşa edilmiş. Bu da 1880 yılına ait bir fotoğraf. Ayasofya'nın bu da 1894 yılında iç fotoğrafları. Minare tuğladan yapılmış. Yorgunluk ya da dayanıksızlık belirtileri gösterdiğinden bina dünyanın ilk deprem mühendislerinden biri sayılan Osmanlı baş mimarı Mimar Sinan tarafından eklenen dış istinat yapılarıyla yani payandalarla takviye edilerek son derece sağlamlaştırılmıştır. Günümüzde binanın dört tarafındaki toplam 24 payandanın bir kısmı Osmanlı dönemine, bir kısmı Doğu Roma İmparatorluğu dönemine aittir. Dediğimiz gibi birçok restorasyon görmüştür. En ünlü restorasyonlarından biri Fossati kardeşler tarafından yapılmıştır. Kubbe, tonoz ve sütunları sağlamlaştırmışlar ve binanın iç ve dış dekorasyonlarını yeniden elden geçirmişler. Minareler aynı boya getirilmiş. Bu restorasyon çalışmaları bittiğinde Ayasofya Camii 13 Temmuz 1849'da gerçekleştiren bir törenle yeniden halka açılmıştır. Müze döneminde restorasyon sırasında Ayasofya'nın yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik ilkesi doğrultusunda yapılış amacı olan kiliseye tekrar çevrilmesi konusunda fikirler ortaya atılmışsa da bölgede yaşayan Hristiyan sayısı çok az olmasından dolayı oluşan talep yetersizliği bölgede bu denli muhteşem bir kiliseye karşı yapılabilecek muhtemel provokasyonlar ve mimarinin tarihi önemi göz önüne alınarak Bakanlar Kurulu'nun 24 Kasım 1934 tarih ve 7.1589 sayılı kararıyla müzeye çevrilmiştir.
sonra tekrar cami olması. Ayasofya'nın 1990'ların başlarında küçük bir kısmı ibadete açılmıştı. Yani bu zaman aralığında hem müze hem de cami statüsünde olması söz konusudur. Ayasofya'nın tekrar cami olma süresi ilk olarak 2005 yılında başladı. 2005 yılında yargıya taşınan olay Danıştay 10. Dairesi tarafından reddedildi ve 2020 yılında 2729 numaralı kararname ile tekrar cami statüsüne dönüştürülmüş oldu. Ayasofya mimari bakımından bazilika planı ile merkezi planı birleştiren kubbeli bazilika tipinde bir yapı olup kubbe geçişi ve taşıyıcı sistem özellikleriyle mimari tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak ele alınır. Ve dediğimiz gibi hiçbir bazilika bu kubbe kadar büyük örtülmemiş üstü. Ayasofya'nın kubbesi Roma'daki Pantheon kubbesinden küçük olmakla birlikte Ayasofya'da uygulanan yarım kubbe, kemer ve tonozdan oluşan karmaşık ve sofistike sistem kubbenin çok daha geniş bir mekanı örtebilmesini sağlayarak kubbeyi daha etkileyici kılmaktadır. Taşıyıcı olarak beden duvarlarına oturtulmuştur. Sadece 4 paye oturtulmuş bu denli büyük bir kubbe mimari tarihinde gerek teknik gerek estetik bakımdan bir devrim sayılmaktadır. Yine dediğimiz gibi ana nefe açılan 9 kapıdan bir tanesi. Yine üstünde mozaik bulunuyor. Bu şekilde. Orta nefin yarısını örten ana kubbe, doğu ve batısına eklenen yarım kubbelerle çok geniş bir dikdörtgen biçimli iç mekan yaratacak şekilde öylesine genişletilmiştir ki zeminden bakıldığında gökyüzüne asılı duran tüm iç mekana hakim bir kubbe olarak algılanır. Doğu ve batı açıklıklarını kapatan yarım kubbelerden de daha küçük yarım kubbeli eksedralara geçiş yapılarak sistem tamamlanmıştır. Küçük kubbelerden başlayarak ana kubbe taciyle tamamlanan bu kubbeler hiyerarşisi antik çağda örneği görülmemiş bir mimari sistemdir. Yapının bazilika planı dahice tümüyle gizlenmiş durumdadır. Ayırt edici özelliklerinden dünyanın en eski katedralidir. Yapıldığı dönemden itibaren yaklaşık 1000 yıl boyunca dünyanın en büyük katedrali unvanına sahip olmuştur. Günümüzde yüz ölçümü bakımından 4. sırada gelmektedir. Dünyanın en hızlı yani 5 yılda inşa edilmiş katedraldir. Dünyanın en uzun süreyle ibadet yeri olmuş yapılarından biridir. Kubbesi eski katedral kubbeleri arasında çapı bakımından 4. büyük kubbe sayılmaktadır. Yine burada Ayasofya'nın numaralı bir şekilde bölümleri var. Durdurup buradan bakabilirsiniz. Ayasofya'nın ana mekanı paye ve sütunlarla 3 nefe ayrılmış durumdadır. Orta nef, güney nef ve kuzey nef olmak üzere 3 bölümden oluşur. Nefin doğu ucunda 3 çeşit sütun görülür. Bu sütunlar hemen hemen hepsi yekpare yani monolit olup Ayasofya'dan da eskilerdir. En büyük sütunların uzunluğu 20 metre civarında, kalınlıklarının yarıçapı ise 1,5 metredir. En ağırları 70 ton ağırlığındadır ve bu sütunlar Bizans stili gösterirler. Yine burada bir Ayasofya'nın kesti ve sütun başlığını görüyoruz. Yine iç kısımda absis dediğimiz bölümde Osmanlı döneminin renkli camlarından olan vitray camlar yapılmış ve üst kısmında da yine mozaikler bulunuyor. Meryem mozaikleri. Orta nef tam karşısında pencerelerin bulunduğu kilisenin absisi görülmektedir. Orta nefin ortasında ağırlığı 4 paye üzerine oturtulmuş payelerle geçişin pandantiflerle sağlandığı bir ana kubbe yer alıyor. Bu kemerler de Osmanlı döneminde Mimar Sinan'ın talimatlarıyla istinat duvarlarıyla desteklenmiş. Tarih boyunca tamirat gördüğünden kubbe dairesel düzgünlüğünü kaybetmiş ve elips biçimine yaklaşmıştır. Kubbe pencereleri arasından geçerek pandantiflere inen 40 kaburga kubbenin ağırlığının payelere aktarılmasında önemli bir rol oynar. Binanın ağırlığı 40'ı aşağıda 67'si üst katta olan 107 sütun taşımaktadır. Bu sütunların bir kısmı orta nefin her iki yanında iki katlı bir dizi oluştururlar. Ana kubbede hem kubbenin ağırlığını azaltmak hem de ana mekanın aydınlatmasını sağlamak üzere 40 pencere açılmıştır. Burada gördüğünüz gibi. Bu da çıkışta yer alan artık kapatılmayan bronz kapı dünyanın en eski kapılarından biri sayılıyor. Üst katta alt kattaki iç narteksin batı ucunda yer alan bir kapıdan geçilerek irili ufaklı taşlarla Arnavut kaldırımı tarzıyla döşenmiş bir rampadan çıkılıyor. Rampa duvarlarında yer yer eski tuğlalardan kemerler görülür. Güney ve kuzey nefleri bulunuyor. Bu iki nefle birlikte bir at nalı biçimini oluşturmuş bu kuzey ve güney nefleri. Yine güney üst nefinin doğu ucunda sağda binanın eğrilme
eğrilmeye maruz kalışının açık bir göstergesi olan Pisa Kulesi gibi eğrilmiş bir sütun bulunur. Solda ise yine alt kısımları tahrip edilmiş iki mozaik yer alıyor. Kuzey üst definde günümüzde Ayasofya'nın mozaiklerinin ve çeşitli kısımlarının büyük boy fotoğrafları sergileniyor. Alt kattaki çıkış kapısından avluya çıkıldığında görülen erkeklerin abdest gereksinimini karşılamak üzere inşa edilmiş şadırvan 1. Mahmut dönemine eklenmiş. Bu türbelerin yürütülen restorasyon çalışmalarının sonucu bilinen en büyük boyutlu Bizans döneminin 6. yüzyıl öncesi erken Hristiyan dönemine ait vaftiz havuzu ortaya çıkarılmış. Ve Dolmabahçe Sarayı. Dolmabahçe Sarayı başlarda geleneksel gemi törenleri yapılan bir eski bir koymuş. Daha sonra Osmanlı döneminde saray haline getirtilmiş. 1843 yılında başlanmış ve 1856 yılında inşaatı bitmiş. İki Ermeni mimar tarafından yapılan sarayın mimarları Garabet Balyan ve Nigagos Balyan'dır. Barok mimarisi tarzıyla inşa edilmiştir. Dolmabahçe Sarayı 3 katlı simetrik planlı olarak inşa ettirilmiş. Ve 285 odası ve 43 adet salonu bulunuyor. Giriş tarafında sultanı kabul bölümü yer alıyor. Yine şöyle gördüğünüz gibi bir simetri mevcut. Giriş tarafında sultanlı kabul bölümü yer alıyor. Yine iç kısımlarında İpek halılar ve Avrupa'yı tarzı eserler bulunuyor. Dolmabahçe Sarayı'nın bütün zeminleri birbirinden farklı yapılmış. Dünyanın en büyük balo salonu Dolmabahçe Sarayı'nda yer alıyor. Yine Dolmabahçe Sarayı'nda yer alan mabeyin bölümü. 18. yüzyılın ikinci yarısına doğru Türk mimarisinde batı tesirleri görülmeye başlanmış ve Türk rokokosu denilen süsleme şekli gene batı tesiri altında kalarak yapılan neobarok tarzı köşk, kasır ve sebillerde kendisini göstermeye başlamış. Yine Mabeyin Dairesi'nin önündeki has bahçede yer alan bir havuz. Gazi Mustafa Kemal'in Dolmabahçe Sarayı'nın harem dairesine yer alan çalışma odası bu fotoğrafta. Dolmabahçe Sarayı'nın kendisine has belirli ekollere giren bir mimari biçimi olmamasına karşın Fransız baroku, Alman rokoko, İngiliz neoklasizmi, İtalyan Rönesansı karışık bir şekilde uygulanmıştır. Sarayın üstü cam kaplı, iç mekanı kristalden yapılmış billur korkuluklu bir merdiven burası da. Sarayın muayyede salonunun kapısı bu kısımda. Dolmabahçe Sarayı'nın dış süslemeleri yine dediğimiz gibi barok, rokoko ve ampir motiflerden oluşuyor. Sarayın İtalyan ve Fransız sanatçıları tarafından yapılmış tavan süslemesinin bir fotoğrafı burası da. Dolmabahçe Sarayı'nın saltanat kapısı ve detayları. Bu da hazine kapısı. Dediğimiz gibi yine padişahların geçtiği. Dolmabahçe Sarayı'nın has bahçesi burası da yine gösterdiğimiz gibi. Sarayın selamlık dairesinde yer alan sultan hamamlarının görünümü de bu şekilde tasarımı. Yine Dolmabahçe Sarayı. Bu da 1465'te başlayıp 1478'de biten 13 yıl süren bir saray. Osmanlı mimarisi tarzında yapılmış. Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış ve Abdülmecit tarafından ilk kez müze olarak açılmış. Yine burada gördüğümüz 1. avlunun plan tipi. Topkapı Sarayı. 1600 metre yüksekliği olan bir saraydır. Topkapı Sarayı iki bölümden oluşur. Birum ve Enderun bölümlerinden Topkapı Sarayı'nda İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in pek çok miras eseri bulunmaktadır. Saray içerisinde ilk yazıya geçirilmiş olan Kur'an-ı Kerim bulunmaktadır. 1400 metre uzunluğunda surlarla çevrilmiştir buradaki gibi. 1400 metre uzunluğundaki surlarda 24 adet kule bulunmaktadır. Sarayda kubbe altı bulunur. Kubbe altlarının arkasında sarayın gözetleme gövdesi yer almaktadır. Yine sarayın ana girişinde yani saltanat kapısı denilen Bab-ı Humayun denilen kapı bulunur. Bab-ı Humayun'dan girilen asimetrik planlı avluya saray, kent, devlet üçlü yönetim sisteminin ikinci derecede öneme sahip olan yapıları yerleştirilmiştir. 300 metre uzunluğundaki ağaçlı yol sultanların culus, sefer, cuma selamlıklarına ihtişamla geçtiklerine sahne olmuştur. Aya İrinik Lisesi, Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren cephane olarak kullanılan Aya İrinik Lisesi günümüze ulaşmış ender yapılardandır. Cephanenin yanında başlayarak sarayın bahçelerine ve Çinili Köşk'e geçit veren yol boyunca uzanan bu yapılar günümüze tamamıyla değişmiş olarak gelmiştir. Bu da yine Darphane-i Amire kısmı.
Kapının girişine yaklaştıkça avlunun sol tarafında küçük sekizgen köşk biçiminde çatısı külah biçiminde sivri çatılı bir yapı bulunur. Buna da Deavi Kasrı veya Kağıt Emri Kulesi de deniliyor. Kesme taştan geniş kemerli portal tonozu yan dişleri ile 16. yüzyıl Osmanlı mimarisinin klasik unsurlarını yansıtan kapı, iki kulesi ile çağdışı Avrupa kale kapılarına da benziyor. Yine avlusu Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılmış. Etrafında saray, hastane, pastane, yeniçeri kışlaları, İstanbul'u amire adlı ahırlar, haremler bulunur. Ve Bizans döneminden kalma bir sarnıç da vardır bu avlu kısmında. Kubbe altı dediğimiz Divan-ı Humayun'a ev sahipliği yapan bir bölümün fotoğrafı burası da. Yere batan sarnıcı, İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan şehrin en büyük kapalı sarnıcı Ayasofya binasının güneybatısındaki küçük bir binadan girilir. Sarnıcın tuğla örülü tavan ağırlığı haç biçiminde tonozları yuvarlak kemerler vasıtasıyla sütunlara aktarılmış. Sarnıcın bulunduğu yerde daha önce bir bazilika bulunduğundan bazilika sarnıcı olarak da adlandırılıyor. Yerebatan sarnıcı uzunluğu 140, genişliği 70 metre, dikdörtgen biçimli bir alanı kaplayan dev bir yapı. 52 basamaklı taş bir merdivenle inilen bu sarnıcın içerisinde her biri 9 metre yüksekliğinde 336 sütun bulunmaktadır. Birbirine 4,80 metre aralıklarla dikilen bu sütunlar her sırada 28 tane olmak üzere 12 sıra meydana getirirler. Bu sütunlar sular üstünde yükselmektedir. Birçok çeşit sütun başlıkları vardı. Bunların 98 tanesi Korentiyen, bir bölümü de dor üsluplu sütun başlıklarıdır. Bu sütunlarda yine üzerlerinde tavus gözü, sarkık, dal, gözyaşı gibi motiflerle süslenmiş en uzun yerinde 9 sütun, en dar yerinde ise 2 sütun olmak üzere toplam 40 sütun duvarın arkasında yer aldığı için görülmemekte. Kaide olarak kullanılan 2 tane ters medusa heykeli var kuzey-batı yönündeki köşelerinde. Yıldız Sarayı, Dolmabahçe Sarayı gibi tek bir yapı halinde değil de Marmara Denizi sahilinden başlayarak kuzeybatıya doğru yükselip sırt çizgisine kadar tüm yamacı kaplayan bir bahçe ve koruluk içine yerleşmiş saraylar, köşkler, yönetim, koruma, servis yapıları ve parklar bütünüdür. Yıldız Sarayı yolu üzerinde yer alan Yıldız Camisi de Osmanlı mimarisinin en tipik örneklerindendir. Saray karmaşık bir yapıya sahiptir. Bir köprü Yıldız Sarayı ile Çırağan Sarayı'nı boğaz üzerinde bu bahçeye bağlıyor. Yıldız Camii'nin avlusunda oryantalist ve neolitik karması olan 3 katlı bir kule bulunuyor. Çırağan Sarayı, Çırağan şenlikleri yapıldığı denilen, yani Çırağan şenlikleri denilen meşale şenlikleri düzenlendiği için buraya ışık anlamına gelen Çırağan ismini vermişler. Mimarı Sarkis Balyan'dır. Dünyanın her yanından nadide mermerler, porfirler, sedefler kullanılmış. Yapımına 1863'te başlanıp 1871'de bitmiş ve 2,5 milyon altın harcanmıştır. Ve 1910 yılında çıkan bir yangınla 5 saat içerisinde yanmıştır. Daha sonra restorasyona başlanmış 1987 yılında otel olarak kullanmak için. 1990 yılında otel, 1992 yılında ise saray hizmeti açılmıştır. Ve en son 2006 yılında da son bir renovasyonu yapılmış. Taş işçiliğinin üstün örneklerini de yine iç mekanlarında görebiliyoruz. Yine cadde üzerindeki tarafları yüksek duvarlarla çevrelenmiş şu şekilde. Ve en son yine sahil oteline dönüştürülmüş uzun yıllar harabe halindeyken. Kız Kulesi, Üsküdar'da Bizans devrinden kalan tek eserdir. Karadeniz'in Marmara ile birleştiği yerde küçük bir ada üzerinde kurulmuş. Mimarı Hattat Rasim, kulenin Eminönü tarafı daha genişçe olup burada bir sarnıç bulunuyor. Yine aynı şekilde kulenin etrafındaki sahanlıklar geniş kaplanmıştır. İlk olarak Yunan döneminde bir mezara ev sahipliği yapan bu ada Bizans döneminde inşa edilen ek bina ile gümrük istasyonu olarak kullanılmış. Osmanlı döneminde ise gösteri platformundan, savunma kalesine, sürgün istasyonundan, karantina odasına kadar birçok işlev yüklenmiş. Ve genel özelliği olarak deniz feneri olarak kullanılıyor. 2000 yılında da restore edilerek restorana çevrilmiş. Yine birçok isim almış bugüne gelene kadar Küçük Kale, Dana Yavrusu gibi en son Kız Kulesi olarak adlandırılıyor.
Galata Kulesi bulunduğu semtin adını alarak Galata'da bulunduğu için Galata Kulesi olmuş. Gözetleme Kulesi olarak inşa edilmiş. Sonrasında çeşitli unsurlarla birlikte turistik amaçlı bir sergi alanı ve müze olarak kullanılmış ve İstanbul'un sembol yapılarından biri haline gelmiş. Galata Kulesi birçok yangına, fırtına sebebiyle hasar görmüş ve çeşitli onarımlar yapılmış ve bu onarımlar yapıldıktan sonra da birçok farklı işlev kazandırılmış. En son 1965-67 yılları arasında restorasyon çalışmalarıyla kule katları farklı amaçlara hizmet edecek bir biçimde turistik bir yapı olarak düzenlenmiş ve eski zamanlarda çok fazla tasarımsal çizimleri yapılmış. 2013 yılında da UNESCO tarafından Türkiye'deki Dünya Mirası geçici listesine dahil edilmiş. Yüksekliği 62.56 metre olan Romanesk tarzındaki kulenin silindirik gövdesi taştan, çatısı ise betonarmedir. Zemin kattan 4. kata kadar taş merdivenler, 6. kattan 8. kata kadar ise çelik konstrüksiyon merdiven kullanılmış. Temeli masif taşlıdır. Zeminden yüksekte olan güney eksenindeki giriş kapısına iki yanında yer alan mermer basamaklı merdivenlerden ulaşılıyor. Kulenin mermerden yapılan ampir üsluplu şöveli giriş kapısının üstünde kitabe yer alıyor. Yine kulenin çevresinde surlar ile üzerindeki tuğla kuşakların da görülebildiği kulenin bir fotoğrafı. 280 metrekarelik alana sahip zeminde iç çapı 8.95 metre, dış çapı ise 16.45 metre iken duvar kalınlığı 4. kata kadar 3.75'tir ve bu kattan sonra dışa doğru bir meyille örüldüğünden 3 metreye kadar iner. Giriş kapısı hizasındaki dış duvarlarda 5 metrelik bir kısım daire serliğini kaybetse de bu durum birinci silmeye kadar azalır ve duvar tekrar daire şeklini alır. 4.2 metre kotu ve giriş ekseninde üstü tuğla tonozlu 72-150 santim ölçülerinde bir kanal çıkması vardır. 11 katlıdır. Yine dediğiniz gibi tuğladan tonozlu ve direkt olarak gövde duvarlarının içerisine konumlandırılmış. Tavanı altıgen şeklinde doğal taşla kaplıdır. Yine asansör duvarların kabinlerin olduğu duvarlar video duvar tekniğiyle yapılmış. Tuğla işçiliklerinin olduğu galeri kısmı kulenin gövde duvarlarını incelttiğinden iç çap 10.4 metreye çıkar. Bu katla birlikte de teras katıyla birlikte de pencere sayısı 7'ye yükseliyor. 2020'deki restorasyon sonrasında duvarların iç kısımları alçı sıva ile kaplanmış. Giriş kapısı devrin özelliklerine yakın bir şekilde detaylandırılarak yenilenmiş. 1965 ve 2020 arasında yapılan değişiklikler arasında genel olarak doğal taşlarla kaplanmış. Birçok farklı yenilik de yapılmış. Yine en son olarak da rüzgarları kullanarak Hazarfen Ahmet Çelebi uçuş talimleri yapmış ve buradan da Galata Kulesi'nden Doğancılar ve Üsküdar'a uçmuştur. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.